alemin. Senin rızayı şerifin için kılmış olduğumuz namazlarımızı, yapmış olduğumuz dua ve niyazlarımızı dergâh-ı ruhiyetinde kabullerin en güzeliyle makbul eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin, bizleri dünyada vahiyette iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Bizleri cehennem ateşinden muhafaza eyle. Bizleri, annelerimizi, babalarımızı ve bütün müminleri hesap gününde bağışla ya Rabbi. Allah'ın İslam'a, İslam ümmetine yardım eyle. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi ve bütün İslam beldelerini her türlü bela ve musibetlerden, her türlü iş karışıklıklardan, bütün salgın hastalıklardan, kıtlıktan, kuraklıktan, deprem felaketinden, sel felaketinden, yangın felaketinden hüsnü emin eyle ya Rabbi. Ülkemize ve alem-i İslam'a bolluk bereket ihsan eyle ya Rabbi. Bizleri açlıkla, kıtlıkla imtihan eyleme ya Rabbi. Ya İlahe'l Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Şu an Filistin'de, Gazze'deki kardeşlerimize yardım eyle. Onların nusretinle muamele eyle. Ümmet-i Muhammed'in başına bela olan, başta Amerika ve İsrail olmak üzere, bunların gibi şer güçleri ya Rabbi, en kısa zamanda Kahhar ismi şerifinle kahru perişan eyle ya Rabbi. Çoluk çocuk demeden, kadın, kız çocuğu demeden, yaşlı demeden, oradaki kardeşlerimizi şehit eden bu Yahudileri, bu azgın Yahudileri sana havale ediyoruz. Ya Rabbi, en kısa zamanda bunların hesaplarını sen görüver ya Rabbi. Müslümanlara birlik, dirlik, kardeşlik ihsan eyle ya Rabbi. Gazze'deki mazlum Müslüman kardeşlerimize en yakın zamanda zaferler ihsan eyle ya Rabbi. Filistin'i tekrar eski özgürlüğüne kavuşturuver ya Rabbi. Alem-i İslam'a uyanmayı nasip eyle ya Rabbi. Müslümanların kalplerine sevgi, muhabbet yerleştiriver ya Rabbi. Birlik ve beraberliğimizi pekiştiriver ya Rabbi. Ya İlahi Alemin, Gazze'de şehadet şerbetini içen kardeşlerimize rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Yaralı olan kardeşlerimize, yavrularımıza acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Ya İlahi Alemin, Peygamber Efendimiz'i ve ashabını Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, Huneyn'de, Hayber'de görünmez ordularında desteklediğin gibi ya Rabbi. Şu an Gazze'deki kardeşlerimizi de o görünmez ordularında destekleyiver ya Rabbi. Ya İlahi Alemin, onlar Amerika ve İsrail gibi şer güçleri Ümmet-i Muhammed'in başına bela olmaktan sen onları Kahhar ismi şerifinde kahru perişan ederken bizleri de onların şerrinden muhafaza eyle ya Rabbi. Ya İlahi Alemin, Ümmet-i Muhammed'e tuzaklar kuruyorlar. Ya İlahi Alemin, sen tuzak kuranların en hayırlısısın. İsrail'in, Amerika'nın ve şer güçlerin kurmuş oldukları tuzakları, oynamış oldukları oyunları kendi başlarına mahpus eyle ya Rabbi. Ya İlahi Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Peygamber Efendimiz'in mübarek şerifinden ismini alan kahraman Mehmetçiğimizi, polisimizi, MİT mensuplarımızı, köy korucularımızı, bekçilerimizi kıyamete kadar havada, karada, denizde daima mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Ya İlahi Alemin, Ayasofya'nın şerefini, izzetini kurtardığımız gibi, orayı özgürleştirdiğimiz gibi inşallah en kısa zamanda Mescid-i Aksa'nın da özgürleşmesini bize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Ümmet-i Muhammed'i her türlü elem ve kederden sen hüsnü emin eyle ya Rabbi. Ya İlahi Alemin, her bir karış şehit kanıyla sulanmış şu cennet vatanımıza kıyamete kadar düşman ayağı bastırtma ya Rabbi. Minarelerimizden ezan Muhammediye'yi susturtma ya Rabbi. Ay yıldızlı bayrağımızı gönderlerimizden indirtme ya Rabbi. İzzetimizi, şerefimizi, haysiyetimizi, onurumuzu, namusumuzu ayaklar altında çiğnettirme ya Rabbi. Doğu Türkistan'da Çin zulmüne uğrayan Müslüman kardeşlerimize imdad eyle. Suriye'de, Filistin'de, Kudüs'te, Gazze'de, Ramallah'ta, Irak'ta, Arakan'da, Myanmar'da, Keşmir'de, dünyanın dört bir tarafında zulme uğrayan, işkenceye maruz kalan mazlum Müslüman kardeşlerimize yardım eyle. Onların ahını yerde bırakma Allah'ım.
Amin. Ya İlahi'l Alemin ve Ya Rahman Rahimin, ümmeti Muhammed'in hasta kullarına şifalar ver, dertli kullarına devalar ver, borçlu kullarına edalar ihsan eyle Ya Rabbi. Ya İlahi'l Alemin, evlat sahibi olamamış kardeşlerimize en kısa zamanda hayırlı evlatlar nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi evlatlarımızı hayırlı eyle, salih ve saliha kimselerden eyle, evlatlarımızı vatanına, milletine, devletine, alemi İslam'a hayırlı evlatlar eyle Ya Rabbi. Evlatlarımız üzerinde, milletimiz üzerinde, devletimiz üzerinde, alemi İslam üzerinde oynanan oyunları, kurulan tuzakları sen başa çıkarıver Ya Rabbi. Evlatlarımızı her türlü elem ve kederden, her türlü şerlerden, kötülüklerden, madde bağımlılığından sen hepsi emin eyle Ya Rabbi. Yapmış olduğumuz şu duamızı Kâbetullah, o Ravza-i Mutahhara'da, Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da kabul olan dualar zümresine ilhak eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bizleri burada buluşturduğun gibi yarın kıyamet gününde Peygamber Efendimizin Livâhul Hamd ismiyle müsemmâ olan sancağının altında böylece haşrucem olabilmeyi, onun Hamz-ı Kevser'inden kanı kana içebilmeyi, cennette cemalullahı doya doya seyredebilmeyi, bizlere, nesillerimize ve ümmeti Muhammed'e nasip ve müyesser eyle Ya Rabbi. Amin, amin, amin. Hürmeti Seyyidil Murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون us.
والحمد لله رب العالمين وإله